Merhaba. Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'nde bir Amerikan ikonu olarak kabul edilen Norman Rockwell'ın 1943 tarihli eseri Perçin Çekici Rosie'yi inceliyoruz. Tabloda kaslı, sert görünümlü, koruyucu gözlük takan ve sandviç yemekte olan bir kadın var. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sırasında kadınların ekonomiye desteğinin simgesi haline gelen kot bir işçi elbisesi giymiş. Savaş sırasında birçok kadın çalışmaya başlamış, savaşa giden erkeklerin yerini alarak ülkelerine destek olmuşlardı. Eğer Rockwell'e Rosie için modellik yapan bayanla tanışma şansımız olsaydı, muhtemelen onun daha kadınsı olduğunu görecektik. Michelangelo'nun yarattığı bu figür de son derece kaslı bir figürdü ve Rosie'yi yaratmak için bir erkek vücudu önce biraz kadınsılaştırılmış, daha sonra da üzerine bir kadın yüzü oturtulmuş. Michelangelo'nun kullandığı bakış açısını gayet başarılı bir şekilde kullanarak biz izleyicilerin figüre odaklanmamızı sağlamış. Aşağıdan baktığınızda ise figürün devleştiği izlenimine kapılıyorsunuz. Kucağındaki uçak yapımında kullanılan perçinleme makinası oldukça ağır görünüyor. Bu makinayı taşıyıp kullanabilmek için çok kuvvetli olması lazım. Sizce de hem fiziksel güce hem de başarılı olmak için gerekli cesarete sahip olduğu havasını uyandırmıyor mu? Beslenme çantasını tutuş şekli çok hoşuma gidiyor. Bu sayede isminin Rosie olduğunu öğreniyoruz. Çantayı tutan eli yine gücü temsil eden bir hayvanın pençesini andırıyor. Rosie tabloda öğle arasındayken resmedilmiş. Ama yine de yüzünde rahatladığına dair ya da kendini daha rahat hissettiğine dair herhangi bir ifade yok. Bir görevi var belli ki asla duraksamayacak. Arka plandaki çizgi ve yıldızlar bu görevi neden aldığının göstergesi. Ayaklarına baktığımızda Amerikan tipi makosen ayakkabılar giydiğini görüyoruz. Çorapları harika değil mi? Resme bakarak çorapların dokusunun nasıl olduğunu bile anlayabilirsiniz. Ayaklarıyla Mein Kampf'ın bir kopyasını eziyor. Bu kitap Hitler'in yazdığı antisemitik ideoloji ve Almanya ile ilgili planlarını anlattığı bir kitap. Bunlara ek olarak perçinleme makinesi ve ucundan çıkan hortum bana bir yılanı çağrıştırıyor. Yılan dini mitolojide kötülüğün sembolü olarak kabul edilir. Bir şekilde dürüstlüğü, vatanseverliği ve ülkesine hizmet etme isteği. Aynı zamanda da kötülüğü temsil eden Nazi ideolojisini yok etme konusundaki kararlılığı simgeliyor. Perçinleme makinası yılanı yenerek onu kontrol altına alıyor. Kucağında duran bu makine, Rönesans resimlerindeki Meryem Ana ve çocuk figürlerini de çağrıştırıyor. Burada ise kucakta çocuk yerine bir makine var. Bu da beni bu resmin 1943'te nasıl yapıldığını düşünmeye itiyor. Amerika'nın savaşa giderek daha fazla dahil olmaya başlaması. Amerika'nın desteğiyle Almanların mağlup olmaya başlamaları. Her şey yerli yerine oturuyor. Şimdi ise resmin en sevdiğim kısmına yani Rosie'nin cebine tıkıştırdıklarına gelmek istiyorum. Kuvvetli ve maskülen görüntüsünün altında Rosie yine de bir kadın ve onun için cebinde pudra ve mendil taşıyor. Genellikle erkeklerin çalıştığı bir işte erkek kıyafeti giyerek ve son derecede erkeksi görünen ayakkabı ve çoraplarına rağmen kadın olduğunu unutmuyor. Bir de az önce ruj sürmüş gibi görünmesine ne diyorsunuz? Aslına bakarsanız bu kadar maskülen bir pozda yine de feminen bir zarafet var. Boya çok ince bir kat halinde uygulanmış olacak ki tuvalin dokusu görülebiliyor. Rockwell özellikle belirgin dokusu olan bir tuval seçmiş. Rosie'nin sert görünüşü ve ülkesi için gereken her neyse üstesinden gelebileceği düşüncesi tuvalin dokusuyla da büyük bir uyum içinde duruyor. Tuvalin dokusu Rockwell'in boya ile çok oynamadan kot kumaşının dokusunu elde edebilmesini kolaylaştırmış. Bu tablonun sevdiğim bir diğer kısmı ise Tulumun yaka kısmındaki düğmeleri. Kızıl Haç düğmesi. Zaferin İngilizcesi olan Victory'nin baş harfi olan V'li bir düğme ve savaş sırasında kadınların dahil oldukları destekçi diğer organizasyonları temsil eden düğmeler. Düğmeler tabloda takı yerine kullanılmış. Rosie başka bir yerde olsa büyük ihtimalle beyaz bluzu ve eteğini tamamlayacak bir kolye seçerdi. Ama bu tabloda kolye yerine aksesuar olarak düğmeler kullanılmış. Bugün kadınlar için tulum giymek moda olabilir. Ancak o zamanlar bir kadının bu şekilde giyinmesi çok da normal bir durum değildi bu durumun o zamanlar için bugün anlayamayacağımız bir şekilde garip olduğunu düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı sırasında kadınların yapması uygun görülen şeyler baya değişmişti. Ve bu savaş sonrasında yarattığı sonuçlar da düşünüldüğünde son derece ilginç bir durum. Özellikle de iş anlamında. Çünkü kadınlar erkeklerin yaptıkları işleri yapabileceklerini kanıtlamışlardı. Savaşan askerler eve döndüklerinde, tabii ki işlerini geri istemişlerdi. Bu durum savaş öncesi döneme göre çok daha fazla şey yapabilmenin özgürlüğünü tatmış kadınlarla bir anlamda rakip olmalarına sebep oldu. Dolayısıyla da kadınların toplumdaki asıl yerinin ne olduğu sorgulanmaya başlandı. Hoşçakalın. Rosie, 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 On the assembly